Kardeşim yabancı hakem buyursun olsun, hiç sorun yok. Bunu yabancı hakem olsun ama yabancı hakem her maçı yönetebilir. Ben içeride Okan Hoca ile konuşurken dedim ki hocam robot hakem olsun. Varsın robot olsun ya. Gelsin istiyorsanız ne diyorsanız otomatik var hepsi olsun. Hiç sorun yok. İstenilen yerde istenilen şekilde olsun. Ama şunu biz onu kabul ediyoruz. Bir parantez açacağım. Türk hakemleri yabancı hakem kıyaslamasın ancak yabancı hakemi de bu şekilde evine adam gönderirsin. Çocuğunu tehdit ettirirsen AVM'de yabancı hakemin de çevresini sararsan aynı şekilde yabancı hakem ne yapacak ona bakmak lazım. Ha bizim için Fenerbahçe'nin teklifi kabuldür. Şartımız şu. Aylardır söylüyoruz. Geçen yıldan beri ben söylüyorum. Bu sene, geçen sene istiyorsanız 10 sene. Madem ki yabancı hakemin o an saniyedeki görüşünün, saniyelik kararının bile daha adil olduğunu düşünüyoruz. O zaman diyorum ki son 2 sene, 1 sene, 10 sene. 3 tane yabancı hakem seçelim. Madem ki burada hakem yabancı hakem yönetsin. Galatasaray yok hayır öyle değil. Ben eli de büyütüyorum. 3 tane ve bu şu gün büyütmüyorum. Bunu 15 aydır söylüyorum. Defalarca da söyledim. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini haftalarca izlesinler. Yani 2 saniyelik yabancı hakemin kararının daha adil olduğunu yabancı hakemle yönetirse Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya. Dedim ki tüm 10 seneyi incelesinler. Önce son seneden bu seneden başlasınlar. İlk şu ana kadarki haftaları. Basit hata, fazla faul, basit ve altı, seni kazandıran hata, 1-0 gerideyken hata. Her türlü şey yapsın yabancı hakemler. Kim? Bundan öncekiler de dahil. Biz bağış üstüne kabul ediyoruz sonucu. 3 tane gerekiyorsa 5 tane hakem seçelim. Yabancı hakem. 1 saniyede incelediğini adil buluyor ya Fenerbahçe ve Ali Koç. Biz diyoruz ki haftalarca incelesin. Sonucu neyse bizim başımızın üstüne. Sonucu neyse başımızın üstüne. Eğer bunu kabul ederlerse biz de onu kabul ediyoruz. Zaten ben teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Sen madem ki haksızlık yapıldığını düşünüyorsun. Ya bir konuda bir insan, iki insan arasında haksızlık varsa dersin ki tamam hakeme gidelim. Veya sen benden borçlusun ben senden alacaklıyım diyorsan deftere bakalım dersin. Deftere bakmaktan kaçıyorsan demek ki savunda haklı değilsin. Manipüle ediyorsun. O yüzden toplumu manipüle etmemek için gerçekten toplumdaki insanları çok çok fanatik olanları her iki taraf içinde de ayırıyorum. Hem Galatasaray, Fener, diğer takımlarda da. Ama geri kalanını doğruya yönlendirmek için gelin seçelim 5 tane hakem. Buna cevap vermiyorsa hiç kimse o zaman şimdiye kadar hep haksız kazandığını veya şampiyon olamadıysa da zaten çok haksızlık yapmasına rağmen bile şampiyon olmadığını kabul ediyordur. Çünkü diyorum ki ben hepsine tek tek bakılsın, haftalarca bakılsın. Ne sonuç çıkarsa bizim kabulümüzdür. Haksızlık mı olmuş? Onların hepsi kabulümüzdür. Ama bağımsız olarak bakılsın. Onun dışında her hakem olur. Dediğim gibi robot hakem de olur, hiç fark etmez. Ama niye keşke robot hakem olsa robot hakemin çünkü annesine babasına baskı yapamasın. Robot hakeme sosyal medyadan kumpas kuramazsın. Robot hakemin ailesine evine insan yollayamazsın. Robot hakemi yumruklattıramazsın. Robot hakemi sen AVM'de çeviremezsin. Bunları yaşıyor o şey ve ona rağmen bir şey yapılmıyor. Ama bu haksızlıklar kesinlikle sonuca varmayacak. Buna eminim. Tekrar ediyorum. Tekrar çağrıda bulunuyorum. Değil bir maç Süper Kupa isterseniz her maçı yabancı hakem etsin hiç fark etmez ama Türk hakemlerinden daha iyi anlamını taşımıyor ona da bu baskıyı yabancılara da bu baskıyı yapalım bakalım sonuç ne oluyor. İkincisi sadece niye bundan sonraki geçmişin hepsine bakılsın madem ki haksızlık bize göre bize acayip haksızlık yapılıyor çok büyük haksızlık yapılıyor bunu söyleyeyim o zaman bakılsın bunu da kabul etmiyorsa hiç kimse bundan sonra o zaman çıtını çıkarmaması lazım yani bunu kabul edilmiyorsa böyle bir şey o zaman bize haksızlık yapılıyor falan demeyecek. Çünkü biz diyoruz ki gel kardeşim röntgenini çekelim. Sen diyorsun ki bir hastalık var gel hastaneye gidelim röntgen çekelim. Röntgen çekilmekten kaçıyorsan o zaman demek ki iddianda yanlış bir şey söylüyorsun. Ha, kaçmıyorsan buyurursun sonuç ortaya çıksın. Erdem Bey şunu soracaktım. Rakibinizin bir de Süper Kupa için bir yine erteleme talebi oldu. Size hiç bu yönde bir talep geldi mi? Düşünceniz ne olur? Şöyle bir şey söyleyeyim size. O günkü konuşmada da 3 saat boyunca yani denilmeyen şey kalmadı gerçekten. Ya o 3 saatlik denilmeyen şeyden sonra böyle bir şey camialar çok başka bir noktaya tekrar birleştirilmesi lazım. Neler yapılması lazım? Neler onu diyorum. Zaten benim bu hakemle ilgili konuda gerçekten bu işe bakılsın hepsine. Herkes rahatlasın ya. İstanbul Dünya Markası Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ettiğimde de söyledim. Bir de tabii İstanbul'un da dünya markası olan çok özel markaları var. Bunların başında da bu şehrin 3 takımı geliyor. Onların sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Ve
Bu sadece bu üç kulübümüz sadece futbol takımı değil, yani Türk sporu, spor kültürü, hatta cemiyet yaşamı, toplumsal yaşam adına özel konumları olan kulüpler. Dolayısıyla onların bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz. Tabii ki sportif yarışlar var, bazen iğneleyici ya da işte karşılıklı hicivli sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirinin çok canını sıkan hale dönüşmemesi, centilmenlikle yürümesi dileğimiz. Bu sene iki takımımızın yarışı var. İnşallah sonucu güzel olur. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla yani en güzel tarif biliyorsun, iyi oynayan kazansın derler ya. İyi oynayan kazansın diyebiliriz.